Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar bu videoda iki ayrı belediye binası 14 hesabımda, şu anda ekranda görmüş olduğunuz hesapta Titan Ligi'nde, bir de ana hesabımızda efsanelikte ayrı ayrı süper atıcı saldırıları gerçekleştireceğim. Ee, yani bir oraya gideceğiz, bir buraya gideceğiz. Hangi hesapta orada ayaklanmışsa, hero'lar ayaklanmışsa saldırılar yapacağız. Şimdi ana hesabı maxladık, burada da artık Hesabı maxlamanın eşiğine getirmiş durumdayız. Bakmayınız tembel oyuncu oldum çıktım duvarları basamadık ama işçiyle yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Sadece ve sadece 283 tanecik duvar yükümüz var. Bununla beraber hayvan barınağında petleri 10. seviyeye yükseltmemiz gerekiyor. Ve laboratuvarda da 2 saat sonra bir yükseltme tamamlanacak. Ve geriye sadece ve sadece golemin son seviyesi kalmış olacak. Yani bu saatten sonra boşa düşen işçilerin alayıyla ne yapıyoruz? Artık baskın Altınlarını kasmaya başlayacağım tıpkı ana hesapta olduğu gibi Diyelim bilgilendirmeleri yaptıktan hemen sonra saldırılarımıza başlamak istiyorum Videomuzu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz İzlemeye yeni başlayanlara da günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim Pekala efendim ilk saldırımızı Titan Liginde yapmak istedim Hem böyle bir elimiz alışsın orduya aşina alalım ondan sonra da Efsane Ligi'ye geçeceğim Şimdi Böyle güzelinden, iyisinden, sağlamından bir belediye binası 14 köyü çıktı karşıma. Tembel oyuncu bu da benim gibi duvarları basmamış ama savunmaları, hiraları makslamış gibi gözüküyor. Böyle sağa meyilli 4 tane şifacı bıraktım. Önünden bir tane mayın eşiği atıyorum. Ee, şuradan içeriye doğru gireceğiz arkadaşlar. Tomruk fırlatıcı da köşeden tekli ve kartal topuna doğru göndereceğim. Rakip kraliyet şampiyonu eğer terbiyesizlik yaparsa kafasına bir tane kelle avcısı yiyecek. Sıkıntı yok yani. Şöyle şu noktada bir süper duvar kırıcı kullanalım önden. Çok beklemeyeceğim. En azından şu kraliyet şampiyonunun alteri ve havanın inmesi. E, aslında çok gerek yok ya. Aynen aynen hiç beklemeye gerek yok arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Şöyle bir tane balon. Bebek ejder. Bu arada iksiyi karaya bakıyormuş. Kraliçeye, koruyucuya ciddi sıkıntı çıkartır. Kralı merkeze gönderme niyetim var. Geti iki tane cadı bıraktım. Şöyle şuradan kral, kraliçe, köşeden tomruk fırlatıcı. Hemen ardından süper atıcılarımı da sahaya sürüyorum. Öyle iki tane de balon göndereceğim. Güdümlü hava varsa şifacılarımızı değil balonlarımızı öldürsün diye. Gayet güzel. Tekli krala kitlendi O noktada bir dondurma büyüsü kullanmak durumundayım. Kralın özelliğine bassam mı? Hayır basmayacağım. Vazgeçtim. Atıcılar çok güzel koridor izliyorlar. Güdümlü hava da boşa çıktı. Abiler çok güzel gözüküyor şu anda. Kelle avcısını da devreye sokuyorum. Şifacılar atıcılara transfer olmuş durumda. Tomruk fırlatıcı acayip çalıştı ya. Vallahi var ya bakmaya doyamıyorum şu anda. Koruyucunun özelliğini bekletiyorum. Tam şu noktada basalım. Zaten ee, hasar yiyordu. Başka çaremiz de yoktu. Şurada bir dondurma büyüsü kullanacağım. Sakin. Atlatmayı nerede kullanalım? Atlatmayı şöyle şu noktada yapıştırıyorum. Tekli Cehennem Kulesi'ni dondurdum. Abiler çok güzel gözüküyordu. Nazar mı değdirdim kendi kendime anlamadım ki. Kralın özelliğine bastım. Şampiyonu belediye binasına gönderip öfkelendireceğim arkadaşlar. Zaten geriye kalan kısmı askerlerimiz üşleyecektir diye düşünüyorum. Şöyle şu noktada bir öfke büyüsü. Kraliyet şampiyonuma bir öfke büyüsü attım. Tamam. Lassi şu anda tekliği de tanklıyor. Kraliçe hayatta. Tamam şu tekliği de al. Evet üçlendi arkadaşlar. Elektro'ya neden zehir atmıyorum? Çünkü zehir büyüsünü keyizime saklıyorum. O yüzden. evet şampiyon zehrin içerisinde çıkmayı başarabildi. Şükürler olsun. Yani kraliçe hayatta, şampiyon hayatta. O kral bizim kral değil değil mi? Maalesef bizim kral değil. Abi balonlar iskeletlere vuruyor. Ana bunlar bu balonlar benim balonlarım değilmiş lan. Aa bu. Abi üçlenmedi. <laughs> Hep dalga geçeriz ya. Kılan kalesinde elektro balon olan başka bir şey mi bulamıyorsun? Hangi yüzyılda yaşıyorsun diye. Abi şaka bak elektro ve balonlar köyü savundular. İnanamıyorum ya. Sen ciddi olamazsın. İki tane gizli Tesla'ya kurban gittik arkadaşım. Ama işte asıl mesele iki gizli Tesla değil o elektro ve balonlar. Ya tamam elektroyu gördüm. Vallahi gördüm. Bir şey yapamıyor elektro. Balonlar öldürdü bizim askerleri. Zehiri balonları atardım. Ben onları bizim balonlar sanıyorum. Neyse. Güzel bir savaştı. Bir sonraki için hazırlıklara başlıyoruz. Pekala efendim. Söz verdiğim üzere belediye binası 14 ana hesabımızdayız ve efsanelikte saldırı yapacağız. Abi klan kalesi boş. Sen ciddi misin ya? Konuşamadım. Hemen şunu bir dolduralım. Seri bir şekilde. Ya ben bunu doldurmuştum. Bu nasıl boşaldı ben anlamadım ya. Vallahi şu anda şaşkınlıklar içerisindeyim. Tamam, şöyle diğer hesabımdan hemen bağışımıza attım. Her şey hazır gözüküyor. şöyle bir kontrolleri yapalım. Saldır dedim gitti arkadaş. Evet, güzel toksik bir düzen çıktı karşımıza ama koruyucu yürüyüşü şarjlayıp ideal olduğunu düşünüyorum koruyucu yürüyüşü açısından. Ee, klan kalesi buradaymış. Klan kalesini çıkartma lüksümüz yok. Çıkartırsak iş alırız başımıza. Şöyle yapacağım. Umarım Klan kalesini çıkartmaz koruyucu. Böyle sola meyilli 4 tane şifacı. 1 tane balon. Böyle şuradan 1 tane mayın eşeği. Bebek ejder. Kralı buradan öküzle duvara kitleyip sol koridoru kapatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım başarabilecek miyiz? Koruyucuyla şu altın deposunu indirsem bana yeter. Altın deposunu indirirsek baya güzel olacağını düşünüyorum. Şu önden bir duvar kırıcı atalım. Tam merkeze doğru. Büyücü kulesinin kesinlikle inmesi lazım. Hatta şu inşaatçı kulübesi bile beni korkutuyor. Askerlerin sağ taraftan kanala girmesini istemiyorum. Hem de hiç istemiyorum. Tamam. Biraz bekleyeceğiz. Şuraya bir büyücü bıraktım. Şimdi. Hatta şu inşaatçı kulübesinin inmesini de bekleyeceğim arkadaşlar. Öfke atsam mı? Atmayacağım. Geç kaldık artık. Ama kara iksir deposuna gidecek. Oradan oraya oradan oraya. Çok ciddi sıkıntı. Ben başlamaya karar verdim. Evet şöyle Getty'yi de merkeze gönderdim. Tomruk fırlatıcı devrede. Hemen ardından süper atıcıları da yapıştırıyorum. Kral yetiş o iksiri toplayıcı indirirsen çok memnun olacağım. Güzelsin. Böyle iki tane balon kelle avcısını da attım. Şampiyonu birazcık bekletebiliriz bence. Çok güzel gözüküyor abi. Çok güzel gözüküyor. Böyle agresifinden bir öfke büyüsü. Önden bir dondurma kullanalım. Koruyucunun özelliğini birazcık daha bekletmek istiyorum. Şurada da bir dondurma kullandım. Koruyucunun özelliğini artık kullanmak durumundayız. Merkeze bir öfke Kaya saçarı ve Kraliçeyi donduracağım. Belediye binası iner zaten. Şampiyonu da şuradan Tekli Cehennem Kulesi'ne doğru göndermeye karar verdim. Ve burayı da bu şekilde üşlemiş oluyoruz. Öfkeyi şampiyona attım. Hiç pişman değilim. Hakkını verecektir. Yalnız rakip Kraliçeyi indiremedik. O birazcık sıkıntı. Şöyle bir zehir attım. Kralın, Kraliçenin ve Şampiyonun özelliği duruyor. Utanmasak koruyucunun özelliği de bile kullanmayacağız yani. Evet, Kral üst tarafta temizliğini yapsın. Son öfke büyüsünü yine merkeze doğru kullanıyorum. Atlatmayı da şöyle yapıştıralım. Vallahi arkadaşlar ne diyeyim şiir gibi bir savaş oldu ya. Çok hoşuma gitti. Gerçekten keyif alarak yaptım bu savaşı. Time fail falan da olmayacak. <laughs> Güzel. Demek ki neymiş efsadelikte daha iyi savaşlar yapıyormuşuz. Neden? Çünkü ilk saldırıda elimiz alıştı. Boşu boşu ne demiyorum yani ilk saldırıyı Titan'da yapalım sonra efsaneye geçelim diye. Birazdan tek yıldızda kalınca tüm bu tezlerim çürüyecek biliyorum ama olsun. Evet bir sonraki saldırımıza geçelim bakalım. Pekala efendim. Efsane bir köy çıktı karşımıza. Hani efsane ligi aratmayacak tarzda bir rakip çıktı. Titan ligindeyiz ama şu köyün güzelliğine bir bakar mısınız? Neden olmasın? Ben buradan 3 yıldız alabileceğime açıkçası inanıyorum. inanmak istiyorum ama şu karaya bakan X yayları beni korkuttu. Koruyucu yürüyüşüne tersten başlama niyetim var. Elimizde tomruk fırlatıcı var. Bundan maksimum değeri elde etmek için tersten başlamak daha mantıklı. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle şu noktadan koruyucuyu bıraktım arkadaşlar. Şifacıları sağ tarafa meyilli dikkatli bir şekilde atmam lazım. Hava savunmasının görmeyeceği noktadan. Şöyle bir tane deneme amaçlı bıraktım. Hava savunması görmüyor. Geri kalanları da gönül rahatlığıyla gönderdim. Şöyle bir tane mayın eşeği atalım. Şöyle bir tane mayın eşeği ve bebek ejderle şu sol tarafı bir iyice temizleyelim istiyorum. Yeti'yi ve büyücüleri de sağ taraftan bırakacağım. Hatta ne bekliyoruz? Şuradan yeti. Ardından bir tane büyücü. Bir tane de mayın eşeği attım. Gizli Tesla için. Tamam koruyucu sol tarafta yapması gereken temizliği yaptı gibime geliyor. Şöyle bir tane süper duvar kırıcı attım. Kral merkeze girecek arkadaşlar. Önden attım. Hemen ardından kraliçe. eşinden, atıcıları attım. Cadıları da merkeze göndereceğim. Cadıları şuradan bırakacağım. İksir deposuna ayıklasınlar. Geciktirmeden tomruk fırlatıcıyı da devreye sokuyorum. Girişe de bir tane öfke büyüsü kelle avcısı ve şampiyonu bekleteceğim. Evet kralın canı bayağı bir azalıyor. O yüzden koruyucunun özelliğine basmayı düşünüyorum. Sakin. Bastım gitti lan. Yani çok güzel bir koruyucu özelliği oldu bence. Kasırgaya da yakalandık. O da aradan çıkmış oldu. Askerler merkezde. Şurada bir öfke büyüsü daha patlatıyorum. İnanılmaz güzel gözüküyor. Şurada bir dondurma kullanalım. Neden olmasın? Şöyle bir dondurma da şu noktada kullanacağım. Bir tane öfke büyüsü atlatmayı bekletiyorum. Belediye binasını ve kaya saçarı dondurdum. Binayı kaçırdım. Yapma kankarır kardeş. Yanarız, biteriz. Üst tarafta bir öfkemiz var. Atlatmayı nerede kullansam... Şöyle şu noktada kullanacağım atıcılar oradan dışarı çıksın. Yalnız var ya neredeyse şampiyonu kullanmadan köy işleyeceğiz arkadaşlar. Böyle bir şey var mı ya? Yani var ya her şey yolunda gittiği zaman tamam mı? Hakikaten şampiyonsuz bile köy üçlenebilir Ama çok düşük bir ihtimal. Yani aldatmasın sizi. Her zaman olacak bir şey değil. İnanın şampiyonu atmasam bile bu köy üçlenirdi abiler. Çok samimi söylüyorum üçlenirdi. Lan o şampiyon rakip şampiyon mu? Bütün askerleri bir katletti inanamıyorum. Ulan tet tet vurma vurma tamam atıcı hayatta koruyucu da hayatta. Şampiyonun da özelliği var bu bize 3 yıldızı getirir gibime geliyor. Koruyucu alteri de indi. Şampiyon varsa time fail yok arkadaşım. Yalnız çok rahat ettim ben de ha. Yani rahat takıldım. Bak üst tarafta büyücü olmasa belki de time fail olacağız ha. Şu anda time fail olma ihtimalimiz var mı? Teknik açıdan mümkün çünkü altın deposu gözüküyor burada. 35 saniye süremiz var. Hadi lan. İnanıyorum başaracağız. Abi şu altın madeni kalır mı acaba? 30 saniye süremiz var. Yok be. Abi yani hep söylediğimiz şey yeter. Şampiyon hayattaysa time fail diye bir şey yok. Kabul etmiyorum. Hayır. Ya yetti yetti. Hakikaten şampiyon tek başına hallederdi orayı ya. Gerçekten çok hızlı temizlik yapıyor arkadaşlar. Heyecan yok yani. Güzel. Altın madeni lider bu savaşta burada biter. Sıradaki saldırı için hazırlıklara başlıyor. Evet arkadaşlar benim ordum burada birazcık karışmış. Yanlışlıkla buradan bağış attım. Bağış hesabımdayım diye. Yalnız bir şey kafamı karıştırdı. Bakın. iki tane süper duvar kırıcı altı tane balon var. Bir önceki saldırıda tek bir tane süper duvar kırıcı iki tane cadı. Yani bunların arasındaki fark ne? İki saattir düşünüyorum göremiyorum ya. Beş atıcı iki cadı var. 5 atıcı, 2 cadı, 1 tane yedi. Hani ne değişti bir türlü göremedim Allah aşkına. Gören bilen birisi varsa bana yazsın neyse. Umarım saldırının gidişatını etkileyecek bir değişiklik yoktur. Her şey hazır gözüküyor. Saldır dedim gitti o halde. Var bir değişiklik var ama 2 saat baktım çözemedim ya. Neyse. Evet şöyle yine belediye binası 13'ten bozma bir 14 köy çıktı karşımıza. Nasıl yaparız? Koruyucuyla tekli kuleyi alabilir miyim acaba şuradan? Hmm. Aslında yine koruyucuyla şu sol tarafı temizlesem, tomrukla köşeden girsem, kralı da şampiyonla beraber tekli cehennem kulesine yollasak. Bence böyle çok daha güzel olacak. Şuradan koruyucuyu sahaya sürdüm. 4 tane şifacı, 1 tane mayın eşiği gönderdim. Şöyle şu noktadan bir tane balon, Bebe büyücü değil balon, bebek ejderi bırakıyorum. Bir tane güdümlüyü boşa düşürdük gayet güzel. Hemen önüne bir tane daha attım. Duvar kırıcıyı da şöyle şu noktada kullandım. Tamam. Çok güzel diğer kademeyi de açtı. Sola menzilli atarsam acaba şu tekli kuleye doğru gider mi? Şu hava savunmasının bu arada kesinlikle inmesi gerekiyor. Çok tehlikeli çünkü. Yeti yok. <laughs> fark ettim açığı. Yeti yok. Tam şöyle şuraya yeti atacaktım. Karar verdim. yeti atmam gerekiyor dedim. Yetinin olmadığını fark ettim. Şimdi anlaşıldı arkadaşlar eksik neredeymiş. Yeti yoksa kral var. Şöyle tekli cehennem kulesini donduralım. Faciaya kurban gitmesinler. Böyle uzaklardan gönderdim. Tomruk fırlatıcımı Hemen ardından atıcılar. Şampiyonu. Bak şimdi şampiyonu tekliğe gönderecektik ama vazgeçtim. Muhtemelen ana orduyla beraber göndereceğim. Şöyle. Abiler o tekli cehennem kulesi. Çok güzel koruyucunun özelliği gitmedi şükürler olsun. Tamam 10 numara gözüküyor şu anda. Şampiyonu yine kralın ardından atacağım arkadaşlar. Beraber çalışsınlar alt tarafta. Eninde sonunda o tekli cehennem kulesine kilitlenir. Kralın özelliğine bastım. Koruyucunun özelliğinde patlattım ve klan kalesinden çıkan askerlere bakar mısınız? Binici. Nasıl yani? Vallahi öyle. Binici çıktı. O da güzelmiş. Şu tekli cehennem kulesini dondurup şampiyona bir tane öfke atıyorum. Evet şampiyona yanlış duymadınız. Son öfke büyüsünü yine şu noktada kullanacağım. Atıcıların alayını kaybettik. Ama ayıp denen bir şey var ya. Kraliçe, kraliçe. Kraliçenin de elinde sonunda belediye binasına gelecektir. Yeti de kaya saçarı alacak. Kralım hayatta. Tekli cehennem kulesi birazcık sıkıntı. Şampiyonumun da özelliği gitmiş. Kraliçenin özelliği duruyor. Acımadım şampiyonu öfke patlattım arkadaşlar. Hiç acımam. Öfkelenmiş bir şampiyondan korkacaksınız. Şuraya bir büyücü ve kraliçe duvara kitlendi. Nasıl yani? Abi kraliçe oradan gelecekti atlatmayı alıp binaya gidecekti. Ben anlamıyorum şu kraliçenin beyni niye bu kadar küçük. Neden yani? Tek kaldık Nasıl ya? <laughs> evet şöyle birkaç dakika geriye sardırıyorsunuz şu anda. Şu sözümü hatırlıyorsunuz değil mi? Belediye binası 13'ten bozma bir. Belediye binası 14 köy. Sonuç tek yıldız. <laughs> İnanılmaz ya. Ama o kraliçenin duvara kitlenmesi hiç hoş değil arkadaşım. Gerçekten bak burada atlatma var. Yani orada ne var da duvara gidiyorsun? Gel binayı al sonra ne yapıyorsan yap. Duvar kırma demiyorum. Kır. Ama hobi olarak kır. Arkadaşım hobi olarak. Yani burada atlatma var. Belediye binası öncelik sen gidiyorsun duvara kitleniyorsun. İşte denizde kum. Conqueror'da bahane bitmez. Derler ve giderler bir sonraki saldırımız için hazırlıklara başlıyoruz. Pekala efendim. Tekrardan Titan ligindeyiz. 5600 kare iksir var. Açıkçası ganimetine hiç bakmadım. Köy sağlam olduğu için, e, güzel bir ring düzeni olduğu için saldırmaya karar verdim. Nasıl yaparız? Kartal topuna biraz ters tarafta kalacağız ama sıkıntı değil. E, kartal topu zaten süper atıcıları da hiçbir şeyde tek atamıyor ordumuzda. Hani böyle bir ejder saldırısı falan yapıyorsak böyle öbek öbek olsa askerlerimiz çok sıkıntı ama bu saldırı için kartal topuna ters taraftan girsek de olur. Evet duvar kırıcı başarılı. Şöyle bir tane büyücü bıraktım. Bir tane mayın eşeği ile beraber bebek ejderi de gönderdim. Koruyucuyu çok fazla bekletmeyeceğim. Şu bomba kulesini alırsa çok tatlı olur ama. Hani düşünsenize bomba kulesi patlayacak süper atıcılara vuracak. Kraliçeye vuracak alan hasarı veriyor. Yani onun inmesini bekleyebiliriz bence. Bebek ejder de şimdi hakkını yemelim. 10 numara iş çıkarttı. Kralı merkeze göndereceğim. Kral, kraliçe, tomruk fırlatıcı, kelle avcısı. Şuradan yeti ile beraber iki tane cadıyı sol taraftan göndermeye karar verdim. Süper atıcılar devrede. Girişte agresifinden, güzelinden bir öfke büyüsü kullandım. Çok güzel gözüküyor. Kral özelliğini kullandı. Onu koruyacağız. Koruyucunun özelliğine bastım. Kaçıyordu neredeyse vicdansız. Şurada bir tane daha öfke. Binayı dondurdum. Kaya saçarı kartal topunu dondurdum atlatmayı. Dur bir dakika sakin. Şurada bir tane daha dondurma attım. Merkeze doğru bir öfke büyüsü daha kullanıyorum. Şampiyonu sağ taraftan yapıştırdım. Atlatmayı da şöyle şu noktada kullandım arkadaşlar. Ve bu da bize güzelinden bir 3 yıldızı getirmiş oldu. Şükürler olsun. Evet yani bina çok terste olmadığı zaman az önceki gibi bir senaryo yaşamıyorsunuz. Yani merkezi belediye binalarında bu smash stratejileri ilaçtır arkadaşlar. Yani hakikaten klan savaşında falan çıkarsa karşınıza böyle ring düzenleri bu tarz düzenler gözünüzün yaşına bakmayın yapıştırın gitsin. Ama bina ters taraftaysa ve benim gibi ısrarla tomruk fırlatıcı kullanacağım diyorsanız saldırıda tek yıldızı da göze almanız gerekiyor. Mümkün yani her şey mümkün bu oyunda. Evet şampiyonun ve kraliçenin özelliği hala daha duruyor bastım arkamızdan ağlamasınlar. Güzel bir saldırıyla burayı da üçlemiş oluyoruz. Şimdi sırada tekrardan efsanelik saldırımız olacak. Gerekli düzenlemeleri yapıp hemen geliyorum. Bir görelim dünya gözüyle 3 yıldız olduğunu OP Raiders klanından Gaffel. Gaffel 808. Devam. Pekala efendim, efsanevi saldırımızla kaldığımız yerden yola tam gaz devam ediyoruz. Birlikler büyüler her şey hazır gözüküyor. Saldır dedim gitti. İnanır mısınız? Şu anda çok acil bir işim çıktı. Diğer hesapta da bir tane saldırı yapıp videoyu bitirmek zorunda kalacağım. Halbuki daha devam edecektim ama nasip kısmet bu işler işte. Evet. 65 level krilçesiyle 60 level kırılıyla gözüme kestirdiğim güzel bir köy. Ee, koruyucuyu direkt rakip pirolara karşı yürütmek ne kadar mantıklı birazdan bu sorunun cevabını sizlerle görmüş olacağız. Öfkeme ve kelle avcılarıma güveniyorum. Hatta ben önden agresifinden bir öfke atayım da rakip kraliçeyi de donduracağım. Kelle avcısı yetiştiremiyorum ona bir türlü. Şöyle dondurma büyüsünü patlattım. Baykuşum da onu öldürmeye yardım etsin. Gayet güzel. Şu noktada bir duvar kırıcı gönderiyorum. Rakip kralla uğraşmaya çok gerek yok aslında ya değil mi? Şuradan yetiyi bıraktım. Kartal topu insin direkt başlayacağım arkadaşlar. Büyücü kulesini ondan sonra da zaten kartal topunu vuracaktır. Şöyle kelle avcısını da atayım da rakip krala bir an önce vursun ya. Çok güzel en azından iki tane atış koruyucudan kara geçmiş olduk. Böyle iki tane cadıyı da bıraktım. Bir tane de bebek ejder sallıyorum. Şöyle kralı merkeze ardından tomruk. Kraliçe süper atıcıları da salladım şampiyonu bekleteceğim. Çok güzel ordu kampı da indi. Şöyle bir agresifinden öfke büyüsü patlattım. Tekli krala gitlendi. Yedirmezler. Yok arkadaşım öyle bir dünya. Burada da bir dondurma büyüsü kullanıp koruyucunun özelliğine basıyorum. Tomruk fırlatıcı belediye binasını her türlü ama her türlü alacaktır. Hatta kral binaya yöneldi bastım özelliğine. Şuradan şampiyon. Bir tane öfke büyüsüyle şampiyon yürüyüşü yapacağım o noktada. Atlatmayı şöyle şu noktada kullanmaya karar verdim. Askerleri biz yerin içinde ve Pekka çıkmış klan kalesinden. Eyvah. Heee. Tekli cehennem kulesini alabilecek miyiz acaba? Lassi tanklamaya devam ediyor. Şampiyonun özelliği de var. Gözü kararttım şampiyonu öfke atıyorum arkadaşım. Yer misin yemez misin? İşe yarıyorsa saçma değildir. İşe yarıyorsa saçma değildir. Eğer yararsa çok güzel. Şampiyon hala daha hayatta. Kraliçenin özelliği de duruyor. Bakalım yeterli olacak mı? Şuraya bir tane büyücü bıraktım. Evet şifacılar kraliçe koruyucu şampiyonatta ve şifacıların şampiyona dönmesi. Yani böyle bir yağlı ballı yalnız üçlenmedi arkadaşlar. Aynen benim şu anda aklım yapacağım işim de en iyisi bir <laughs> son saldırımız olsun bu. Kaçmıyor sonuçta değil mi? Yine yaparız yani. Yine çekeriz videomuzu. Evet maalesef. iki tane kaya saçarın terste kalması. Evet stres altında da kan saldırı izlemedik demezsiniz arkadaşlar. Gerçekten şu anda acilen videoyu kapatıp gitmem lazım. Umarım keyif almışsınızdır. Hoşunuza gitmiştir. Şimdilik benden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Bay bay.